Burası Gülüç, Çengelburnu, Şehit Halit Çınar Caddesi. Bu geçenki yağmurlarda 3-4 gün yağan bir şiddetli bir yağmurlar oldu. İşte yağmurun son bitim günlerine 4 gün şiddetli yağdı. O yağdığı 4. günü işte geceliğin sabaha karşı göçmüş aşağıya doğru. Tabii biz de buraya sabah geldiğimizde haberimiz oldu. Geceliğin artık kaç civarlarında göçtü tabii onu bilemiyoruz. Gelen bakmaya oldu mu olmadı mı ben onu bilemiyorum. Şu anda yani bizim görüşümüz yani aşağı doğru kaymış işte bir sabah haberimiz oldu. Tekrar kayma ihtimaline karşı şu gördüğünüz alana duvar örülse güzel olur. Yok kayma durur yani kayma olmaz. Şeyden dolayı, topraktan dolayı. Tabii ileride bir yağmur yağarsa da göçme olabilir. Çünkü görüyorsunuz işte toprak yine biraz daha duruyor. Kayma da olabilir yani. Esasında duvar ölürse güzel olur. Orada bir heyelan olmuştu. Tabii onun nasıl olduğunu biz de bilemiyoruz. Bir göçük oldu yani orada da. Taştan duvar mı yapacaklar? Artık ne yapacaklarsa bizi kurtarsınlar. Biz kaldık. Yarın bir gün vallahi bir işra kaldı. Burada göçecek. Ne yapacağız biz? Nereye gideceğiz? Bilmiyorum. Yeni oldu. 4 gün bir yağmur yağdı. Irmaklar falan boşaldı. O günü Gürpe'den gitti. Kimse de gelmedi. Kimse de. Belediye başkanına haber verdik. O da gelmedi. Kimse gelmedi. İlk defa sizi gördüm. Ya. Allah razı olsun. Aha bu bitecik direk var vallahi aşağıdan bir baksam direk toprağın üstüne gitti gidecek. Bir kar yağsın ya da bir fırtına olsun burası da gider diye korkuyoruz. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir el uzatsın buna yetkililer bu kadar ben neyle yaptırayım? Neyle ne diyeyim? He büyük de bir bina var evet. O da geldi şimdi. O da geldi dedi aç teyze ne yapacağız biz burayı? Ne yapacağız yavrum yapacak bir şey yok dedim biz ne yapalım? Fırın zaten olduğu yer fırının neredeyse göçecek. Yarıldı nereden oraya? Allah vermesin bir patlasa hepimiz gidecek. Yani can güvenliği yok. Biz şurada uçacak diye buradan da korkuyoruz. Kömürümüz var, odunumuz var içerisinde. Vallahi gitti gidecek oraya uçmuş. Yarın bir gün burada uçacak bu merdiven gidecek. Kaç aile yaşıyor bu binada? 4 kişi. Bir engelli çocuğum var fırın üstünde oturuyor. Ondan sonra onun güç büyüğü var, o var, bir de biz varız. 4 kişi oturuyoruz işte, bununla beraber. Ne yaptık, ne ettik bilmiyorum.